Bir. Oh be Star Trek özlemişiz. Geri döndük. Kaç gün ara verdik? 3 gün galiba. Çok vermemişiz aslında. Star Nasıl? Trek Star Trek. 0 1 0 1 1 0 0 1'ler binary. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim abi. Bir seri sormadı. İyi valla işte koşturuyoruz. Oraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Abi o gün müsait değil. Bugün şöyle derken ne sonunda ha. buluşabildik. <laughs> evet bu hafta zor ayarladık hakikaten Aynen. Star Trek günümüzü ya. ...içerik üreteceğiz diye ben de yandım bu hafta... ...bir de ben haftaya da yokum... ...her şeyi bu haftaya da oluşturdum... ...neyse yetişiyor bir şekilde... ...o yüzden de bugün... Ee... ...Star Trek 1. Sezon 14. Bölüm... ...1-1-0-0-1-0-0-1... ...şeklinde biraz... ...söylemesi zor... Hmm. ...ismiyle Binary'lerle tanıştığımız... ...Biners'ta da daha doğrusu... ...Binary olarak düşünen Biners'ta tanıştığımız... ...bölümü konuşacağız... Ne diyorsun abi bu bölüme? Biraz ilginç bir bölüm yine bir Star Trek bölümü ilginçliğinin. Aslında çerçevesi içindeydi. Çok da uzak değildi. Ben artık alıştım. Evet, evet bir söz söyleyeyim mi? Normal dizilerde çok tuhaf gelecek böyle bölümlere artık alışıyorsunuz. Star Trek biraz kendi kurallarını koyuyor ya. Aynen ya çok tatlı oldu yani. Baya güzel oldu. Hatta e, bu bölümün şeyi de güzeldi. E, biraz böyle şeyi de öğretiyor gibi ya. Hani binary sistem ne abi dediğinde İnsanlar hemen bir anlayamayabiliyor biraz uzaksan bilgisayar kullanmaya, teknolojiye vesaire. Biraz şey gibi de olmuş bölüm işte. Bakın binary sistem böyle bir şey. İşte bunları insanlaştırırsak <laughs> böyle karakterler olabilirler falan tarzı. Benim çok hoşuma gitti ya. Özellikle de hani hem genç izleyici hem de yaşlı izleyici çok hızlı yakalayacak bir bölüm. Tabii şey biraz şey ilginçti ya zaten karakterlerin ismi şey ya o binar, binary, binary'ların işte 0 1 1 0 0 0 falan gibi evet. böyle <laughs> e, isimleri de binary yani ama bir yandan saçma yani sanki çünkü 4 tane varlık varmış gibi oluyor biraz öyle olunca evet. neyse ama e, ya şey ilginç ya böyle hani tam bilgisayar biliminden anlamıyoruz ama birilerine sorarak bilgisayar bilimiyle alakalı bölüm yazdık gibi bir bölüm birazcık ya işte en basitinden yaratıkların ismi şey ya gerçekten bir tanesinin ismi Zero One, öbürünün ismi One Zero. Öbürünün ismi Zero Zero, diğerinin ismi One One. <laughs> e, bir beşinci karakter geldiği zaman onun ismi ne olacak? Bitti şeyiniz. Karakter Tabii. bitti, sayısı bitti yani anladın mı? <laughs> yani böyle en azından bir 15 e, veyahut da pardon 15 diyorum yani en azından böyle bir 8-9 haneli olsaydı isimleri. Tabii. Yani aslında heriflerin nüfusunu tespit edebiliyorsun bu şekilde. O çok ilginç. <laughs> Şöyle 15-20 haneli olsaydı mesela çok geliş popülasyonları var diyecektim falan filan. Sonra ee, son falan koyuyorsun. 1-1-0-0 son. Böyle Finli gibi, İsveçli gibi. Tabii Güzel şey olur. kısmı da düşününce komik. say Allah dosya ismini bulamıyoruz. Çok basit bir şey koymuşlardır. Ne koymuşlardır? Ne koyusun ne koyusun. 1 0 0 1 <laughs> 1 0 0 1 1 koymuşlardır abi. Aa vallahi çıktı falan hani böyle bir. Ah be. biraz biraz şey hissettim bu bölümde. Abi bilgisayar o zaman çok yeni galiba değil mi? Hani böyle bir belli ki yani bir yazılımcıya sormuşlar nasıl oluyor diyor. biraz anlatmış. Yani teknik olarak yanlış değil ama biraz böyle Basit. farklı bir açıdan yaklaşmışlar. Ee... Ama oradan da machine learning'e falan gidiyoruz. Yani yapay zeka, machine learning baba ne oluyor falan ha, evet. bir yerden o sonra şey da hiç. biraz hızlı escalate ediyor yani olaylar. Yani işin binary, bir binary kısmı biraz daha böyle temel programcılık anlatalım haydi bakalım falan gibiyken Holodeck de bak yine Holodeck üzerinde ilginç olaylar dönecek demiştim ya. Evet ya. Ee, Direkt sen geldin aklıma izlerken zaten. Hadi hadi Holodeck'teki... geldik işte bu, bu bölüm aslında biraz Holodeck tarafı için istedim. Çünkü Holodeck'teki bugün, bugünün, ya bu bölümün esprisi şey ya. Ee, i̇kisi de Minuet isimli kadına tutuluyorlar çünkü Minuet gerçek birisi gibi evet. onların yaptıklarını öğrenip onlara göre tavırlarını değiştiriyor falan ya. Yani. Normalde programlanmış pro şeyler oynuyorlar. Yani şey gibi küçük bir detay fark ediyoruz buradaki ileriki bölümlerde ne kadar korunacak onu bakmak lazım ama Holodeck programları programlanmış olduğu için kendi çizgileri dahilinde hareket ediyorlar. Hı hı. Hani bir nevi şey gibi düşün. Holodeck programları şu noktaya kadar hep bilgisayar oyunu gibi. Yani sen oraya girdiğinde o karakter hep orada. Yine aynı döngüsünde oraya gidiyor. Aşağı yukarı hep benzer şeyleri yapıyorlar. adapte olmuyor yani sana veya da dünyaya. Ekstra bir adaptasyon geliştirmiyor. Düz. Aynen öyle. Adaptasyon geliştirmiyor. Bir şeyler öğrenmiyor diye düşünüyorsun. Ee, ama öte yandan mesela işte Holodeck'teki bir önceki ziyaret ettiğimizde mafya babası olan karakter işte zeki bir karakter olarak resmedildiği için. Aa böyle bir kapı varsa biz buradan çıkalım filan gibi aslında kendi akıl yürütmelerine sahipti. Ama burada şeyi vurguluyor. Yani Biner'lar bir şekilde gemiyi terk ettikten sonra Minuet yerine niyeyse aynı karakter aynı kadın oynatmamışlar orada. O da çok tuhaf yani. Birazcık evet daha yani. az güzel bir kadın oynatmışlar. O da bir şey geldi hani kalitesi azalmış Minuet'in bir bir alt seviyeye düşmüş. Daha ediyorlar <laughs> Minuet'i falan gibi böyle bir ilginç bir geyik olmuş yani. Biraz algıyı herhalde seyirci gözündeki algıyı ya bir Şey Hı -hı. düşünmüşlerdir kesin bu bölümü. Ya, ya lan anlamayabilir mi seyirci acaba? Hani kadının bu kadar e, işte Riker'ı tanıyarak davranması, onunla daha farklı konuşması, bir adaptasyon yani biraz ondan korkmuşlardır. Ulan seyirci anlamazsa ne yaparız? Belki de dediğin Hı -hı. şeyi onun için yapmış olabilirler. Hani böyle bir değişiklik Sen nasıl yapalım. buldun bu bölümü? Ben bölümü e, şu yüzden beğendim. Özellikle Data üzerinden, data üzerinden e, Holodeck'e geçiş var ya. Yani şöyle. LaForge e, işte data ya çizim yapmayı öğretiyor. O bir şeyler yapıyor işte sonra Riker görüyor ve aslında bence dizinin en iyi esprilerinden birini yapıyor İşte bu, bu sahne çok komik çünkü bir kör işte bir androide çizim yapmayı öğretiyor diyor. Aha. Ve bu aslında hani e, espri bir gözükse de işte yapay zekanın aslında insanın e, işte orada hem görmeden hem de tamamen sayısal bir varlığın aslında ikisi toplam bir sayısal varlık gibi orada. Tamamen Data'larla bu işi yapabilmesini iyi anlatıyor. Oradan da Holodeck'e geçiyoruz. Ve ilk minuetin lafı da seni tanıyorum demek. Yani Hı -hı. bunun bu incecik böyle diyalog oyunlarını falan çok iyi yapıyor Star Trek. İşte Data'dan oraya geçiyor. Sen de diyorsun ha espri yaptı falan. Takip etmezsen oraları kaçırabiliyorsun. Ben biraz şey izlemeye başladım böyle. Durdurup geri alıyorum. Ulan o diyalogda ulan dur şu şunu mu demek istediler acaba falan. Bir daha geri gidiyorum falan. Bu bölüm bunu, bunu, bana çok yaptırdı. O yüzden çok hoşuma gitti. Ben şey çok başarılı buluyorum. Star Trek bölümleri çok iyi örülüyor. Örgüsü çok iyi. Yani böyle e, tematik olarak çok güçlü yani anladın mı? İşte bir, yer, bir tarafta 1, -0 -0 -1 yaratıklar geliyor. Öbür tarafta işte senin dediğin gibi zaten dünyayı verilerle gören LaForge işte dat, ismi Data olan bir Android'e ama kör olmasına rağmen resim yapmayı anlatıyor. Öbür tarafta bu adamlar verilerini saklamaları lazım. O yüzden Star şey işte Enterprise'in bilgisayarına saklıyorlar verilerini. O öte yandan onlara sakladığı veriler bilgisayarda çok işte bir şeyler değiştirdiği için Holodeck akıllanıp işte öğrenebilen bir makineye dönüşüyor falan. Böyle çok iyi temalar var ama sorduğun zaman biraz kütük kütük işlenen bir bölüm bu arada. Onu da söylemem lazım. Yani sanki böyle daha iyi, daha çok vakit olsa daha iyi bir iki yazar girse bu temaları çok daha iyi birbirine bağlayarak çok daha güzel bölüm çıkarabilirler gibi hissettiğim bir bölüm bu. Havada çok güzel fikirler var. Ama en nihayetinde aa bayılmışlar. Dosyayı <laughs> upload edelim. Ettik. Tamam abi. Kaptanın seyir defteri. Bu mevzuyu da çözdü. Pişşş falan diye çözdü ya böyle. Hani böyle şey oluyorsun. <laughs> Ya abi falan. Ya o hissiyatı konuşacağız zaten. Ben biraz daha son 2-3 bölüme saklıyordum onu. Aslında iyi değindin. O biraz dizinin son sezon yani sezonun pardon sonuna doğru çok arttı. Yani biraz böyle 25 bölüm olması belki diğer sezonlar galiba daha kısa 22-23 bölüm civarı. Biraz oraları böyle hadi abi toparlıyoruz dükkanı kapatıyoruz hadi son şeyleri alın gibi olmuş. Yani uzatamamışlar ...kısaltamamışlar bir yandan da anlatmak istedikleri şeyler ...böyle hep arada kalmışlar gibi biraz evet... ...bir koşturma hali, bir tamamlanma hali var. Ama... Tabii, çok temayı işte, ele alıyorlar. Evet. Hepsini de çok süper işleyemiyorlar. Tematik ele alıyorlar aynen. Ama akılda kalıyor. Yani mesela bu bölümde falan şey falan bana çok uzun geldi. Yani bir yandan o kısmı yönetmen çok sevmiş belli ki. işte Holodeck'e giriyorlar. Böyle Ryker tarif ettikçe Holodeck oluşuyor ya. Evet. Seç diyor, barı diyor, kalabalığı kaldır, ekle... Daha güzel kadın gelsin, işte tamam daha çekici kadın gelsin, geliyor böyle işte bir tane saz, bir tane söz ekle falan, enstrümanları ekliyor, böyle bir ayağı tasarım yapıyor herif. Sonra çıkıyor şeyini çalıyor, saksofonunu çalıyor, efendim saksofon değil ne o elinde çaldı, Trumpet mi çalıyor bir şey. Trompet galiba onu çalıyor. Sonra kızla böyle flörtleşiyorlar. Sonra durduk yere kaptan geliyor. Kaptan üçüncü tekerlek olarak. Kaptan dur hele gelme yani. <laughs> Adam şurada iki dakika bir kafa iznine çıkmış. Oradan zıp, zıptık diye geliyor, diye geliyor kel kafasıyla. Ryker'da <laughs> çok delikanlı çocuk. Ryker'da <laughs> çok delikanlı çocuk. Kaptan böyle ya ben kalkayım siz gençler yalnız kadın falan çekiyor. Aa yok vallahi bırakmayız falan çekiyorlar. Ama böyle <laughs> <laughs> yani çok sevimli sahneler izlemesi ve aslında tabii ki oyuncuları izliyorsun diziyi. Ama bir yandan da üç karakter masada sohbet ediyor sahnelerinden böyle bölümün dakikaları gitmiş gibi hissettim yer yer. Ama işte işte şey sıkmıyor. Şey noktasına ya ben mesela şu an acaba şey noktasına geldim şu an onu merak ediyorum. Laforcu, Datayı, işte kaptanı, first exo'yu şeyi yani Riker'ı falan ayrı karakterler olarak sevdiğim bir noktaya gelince senaryodan pay çalmaları seni rahatsız etmemeye başlıyor. Hatta karakterler ne yapacak, ne düşünecekler onu daha da merak etmeye başlıyorsun. Ya abi bir de çok zor ya. Yani çok karakter. Her karakteri zaten ileride bir bölümde konuşacağız bunu yine. Yani her karaktere aynı süreleri ya da benzer şeyleri vermek, almak, her bölümde hepsini tek tek devreye sokmak falan aşırı zorlaşıyor. Ki Diana Troy baya baya kayboluyor yani sezonun belli bir kısmında. Birkaç bölüm. Yok oraya gitti, yok buraya gitti. Orada bir şey yapıyordu falan. Diğerleri de öyle. Biraz yer yer arka plandan ön plana bir kafaya çıkarıp geri geliyorlar. biraz zor ya. Bunu yönetmek de zor yani. O yüzden evet bu eksiklikler oluyor. Ama bir yandan da işte bağladığı noktalar işte yapay zeka gibi işte şu an bile hala birçok kişinin anlamakta zorlandığı şeylere bağlanıyor ki ki bu çok yeni bir şey değil. Zaten 1950'lerde sanırım Cahit Harf bile Türkiye'de bile dedim pardon. Cahit Harf da yapay zeka üzerine bir makalesi, özel makalesi, kitabı vesairesi var. Ki biz bile o zaman ülke olarak bunları düşünüp ama sonra hiçbir şekilde uygulayamamışız. O dönemden itibaren herhalde şimdiye kadar da her, her ülke dönem dönem "Abi böyle bir şey var ya falan. olur abi bakarız hani teknoloji bir gelişsin. Oralara geliriz diye" diye bugünlere geldik. Şu anda bile hani ne yapıyoruz? eee çok da anlamıyoruz bence. Yani ne oluyor lan? Yapay zekamız var, machine learning var, ne oluyor? Reklam verenler çok para kazanıyor gibi bir durum var hala yani. Onun dışında çok bir... günlük hayatı etkisini insanlar çok yaşayamadı gibi geliyor bana. O yüzden hani bu burada şey o, o vurgu çok güzel. Mesela Westsy şey diyor işte gelip ya işte sizin böyle yaşamanız işte hard disk bağlı, RAM bağlı bir taraflarına işte bir bilgisayar gibi yaşıyorlar hmm. bir yandan o Koca enterprise harici diske çeviriyorlar <laughs> şaka bir yana. Tabii. Yani bunları e, biraz o işte çocuğun ya West'in gözünden aslında bizim yaşadığımız şeyleri hissediyoruz. Oğlum bilgisayar çok acayip bir şey bizim için. Çıldırıyoruz 80'lerin sonu 90'ların başı. West de onu çok iyi vermiş yani o dönem için. Tabii ve bu e, yani yapay zeka, androidler, bilgisayarlar falan hmm. filan çok daha da işlenmeye devam edecek. Yani sonuçta 80'lerde çekilen bir dizi var elimizde. Yani gündem bu. İşte o zamanlar hep 88 senesi şey falan abi. Arkadaşlar şirketi bilgisayarlaştırmaya karar verdik. Hepinizin bilgisayar olacak. <laughs> ne? Hepinizin bilgisayar mı olacak. Böyle ne? senelerdeyiz abi. Yani çıldır şey, insanlar. Ha filan ya böyle bu sene izlerken bazı şeyler normal geliyor ama yani şu an Star Trek'te mesela herkesin önünde dokunmatik panel var. 88 senesindeyiz arkadaşlar. Yani bunun <laughs> ne kadar ilerici bir dizi olduğu bence şeyden kaçırılıyor. Ya tamam abi işte uzay dizisi falan diyorsun da yani 88'de bunlar çok güzel kafalar. Benim çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle canım. Kesinlikle. Bu bölümde bir de son bir şey daha var değinmek istediğim. Tabii. Ryker ne oldu? Abi gemiyi kaçırdılar. Gemiyi mi kaçırdılar? Abi hemen gidiyoruz ve gemiyi patlatıyoruz abi. Okey abi hemen gidelim ve gemiyi <laughs> patlatalım abi ve hemen gemiyi patlatmaya karar veriyorlar. Şey oldum lan böyle. <gülüyor> <gülüyor> wow dedim yani. Ş shit is intense yani anladım. Hani birden yüze çıktılar bir anda yani. Çok hızlı oluyor. Hani... <laughs> evet abi bir de şey diyorsun yani hani Starfleet anladın mı? Hani herkes çok empatik. Aman konuşalım, konuşarak çözebiliriz. minnoşuz bu bir savaş gemisi değil. Kaçırıldık abi. Kaçırıldık mı? O zaman patlatıyoruz abi. <laughs> Ve Vurup yani şey ilginç geldi bana. Gemi düşman eline geçmemeli. Okay. Yani bu bölümde şeyi görüyoruz aslında. İşte şeylere koşuyorlar. E, gemiyi boşaltmak için bir takım tüplere miplere koşuyorlar. Herkes fırlıyor, kaçıyor gemiden. Geriye kaptan ve baş Kaptan demek ki kalıp gemiyi patlatacaklar. Yani Starfleet'in böyle bir e, şeyinin olması kuralının olması bana çok ekstrem geldi. Çünkü Sert. sivil gemisi ya bu evet. aslında. Yani binlerce gerçekten sivil yaşıyor bak gemide. Böyle detaylar çok unutuluyor. Star Trek Next Generation'ın açıkçası e çok yani hem ara ara bahsettiği hem de yeri geldiğinde bahsetmeyi unuttuğu şeylerden bir tanesi. Bu gemi sivil dolu. Yani Starfleet personeli hariç işte akademisyen, araştırmacı, diplomat, anladın mı? Çoluk, evet. çocuk, torba. Bunu Bunlar çok dolu yani. Bazen. E işte dediğim gibi abi çok top var ellerinde. Koridorda falan bir iki tane sivil geçirseler aslında konu çözülecek ama aslında hani onlar da böyle Starfleet üniformasıyla falan geziyor. Sanki aslında biraz onu çok hatırlatmamaya çalışıyorlar gibi geliyor ama işte insan unutmayınca böyle bir detay şey çok ekstrem geliyor. Abi gemide 5000 çocuk var ne yapalım? Abi tutup gemiyi <gülüyor> patlatıyoruz. <gülüyor> Patlatın. Hani shit sen. <laughs> bir ekstrem izlenmemiş. bir hamle gerçekten. Ee, neyse ki çözüyorlar sonra ama orada bir an böyle aşırı ben şey oldum böyle ha geldik lan yine bu bölüm o bölüm evet falan oldum böyle. <laughs> çok büyük kararlılıkla gemiyi patlatmaya karar vermeleri bana çok gaz gelmişti açıkçası. O biraz şey mi acaba bu hani ne olursa olsun hiçbir şey etkilememeliyiz. Galakside hiçbir şey bozmamalıyız. İşte evrende daha doğrusu. Biraz onun şey mi acaba? E, kodu gibi bir şey mi bu yani? Bizi bir ele geçirirse işte bir şey olursa şu olursa bu olursa tarzı şeylerden korunmak için. Biraz şey gibi. İstihbaratçı kafası gibi yani. Hemen bir hap atalım ölelim falan gibi bir şey sanki. Ee, bir kafa. Yani evet biraz sanki öyle. Biraz biraz gaz yani açıkçası. Ee... Ama ya bilmiyorum hani spesifik olarak bir şeyin temsili mi yoksa hani öyle böyle akıllarına mı gelmiş böyle bir şey yapmak. Bilemedim ama şey ilginç bir detaydı. Yani bu arada Star Trek pardon Starfleet ile ilgili ilginç detaylar öğrenmeye yine devam edeceğiz ilerleyen bölümlerde. Benim bu bölümlük aklımda kalanlar bunlar. E, güzel temalar. Aynen. Zamanından çok erken işlenmiş temalar. Çok iyi işlenememişler. Ama öte yandan Westworld'un 3. sezonunda da gördük. Yani <laughs> en güzel diziler bile yeri geliyor Ellerindeki topu ne yapacaklarını bilemiyorlar o yüzden. Diyeceğim de başka bir şey yok açıkçası. Ya or oradaki yine ne olursa olsun arada Westworld yapay zeka ve machine learning'in en iyi örneklerinden biri hala ya. Tabii. İşte en iyisini ya. yapıp sonra 3. sezonda bir anda eee o sürük ses çıkaran yastıklara dönüşmüş olması bana çok ilginç geliyor. <laughs> dua edemiyorlar. Dua ederek çözüyorlar abi bir nokta. <laughs> Aynen. Dua edeceksin. O zaman 1 0 0 1'ler 0'lar 2'ler dünyamızın sonuna geldik. Bu bölümden sonra neyi konuşacağız? Hemen onu da söyleyeyim size. Coming of Age'i konuşacağız. Bölüm 18'e atlıyoruz buradan. Kendinize iyi bakın. Coming of Age bölümde görüşeceğiz. Bay bay. Hadi görüşürüz.